Evet fahiş ev kiraları Türkiye'nin bir buçuk yıldır kanayan yarasıdır bu. Ve her geçen ay her geçen süre bu daha da derinleşiyor. İstanbul'da kira ortalaması 13 bin TL. Ankara İzmir'de de durum farksız değil. Kiracılar perişan. Kiralayacak ev bulamıyorlar. Ev sahipleri öfkeli ne yapacağını şaşırmış. Hükümet bazı çözümler getiriyor hapis cezalarına kadar ama hala bu söz konusu faiz fiyatları durdurma adına kesin bir sonuç alınabilmiş değil. Biz bu sorunla boğuşurken bu arada yeni bir sıkıntı daha baş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki Türkiye'de konut satışlarında düşüşler var. Peki bu düşüşlerin istatistiklere yansımasında bize ne anlatıyor rakamlar? Ev fiyatı artıyor, satış düşüyor. Konut satışları ilk 5 ayda %16.3 geriledi. Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %7.7 azaldı. 113.276'ya düştü. Mayıs'ta 113.276 konut satılmış sadece. Ankara, İstanbul, Antalya bazlı. Ve yakından bir bakalım şimdi. Yabancıya konut satışının azaldığını görüyoruz. Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %46.9 düşüşle 3167 oldu. Toplam konut satışındaki payı ise %2.8'e gerilemiş durumda. Ve burada da bakıyoruz. Örneğin Ankara'da %9.9, Tuncel'de 55, Bayburt 55, Ardahan 18, Hakkari 38, İstanbul'da yine bir düşüş görüyoruz, Antalya'da düşüş görüyoruz. Şimdi genel hatlarıyla Yabancıların konut alışlarında da düşüşler var. Fakat sonuçta satın aldıkları daireler de var. Mesela en çok evi kim almış? Hangi ülkenin vatandaşı almış? Ruslar 991 Rus vatandaşı ev almış. E, nereden almışlar? Antalya 1245. Bakınız İranlılar 503, Ukraynalılar 175, Almanlar 129. Hepsinin tercihi Antalya, İstanbul, Mersin. Söz konusu bu dört ülkenin vatandaşları Antalya'dan 1245, İstanbul'dan 934, Mersin'den 249 daire almışlar. Şimdi gelelim uluslararası ölçekte Türkiye'deki kira fiyatlarının nerede durduğuna. Dünyada konut fiyatlarında Türkiye birinci sırada. Dünyada bakın Avrupa'da değil. Dünyada birinci sırada. 2022 sonu itibariyle 58 ülkeden 14'ünde konut fiyatları artmış ilk sırada Türkiye var. Türkiye'deki artışa dikkat buyurun. Bakınız yüzde 51. Tüm şu an birinci Türkiye. Bakınız arkasından İsrail geliyor yüzde 11. Sonra Rusya geliyor yüzde 9.7. Japonya yüzde 3.9. Yunanistan 3.7 vesaire. En altta e, Portekiz var 1.3. Amerika Birleşik Devletleri 0. sıfır. Konut yükselmemiş Amerika'da sıfır ve %51 nerede %11 nerede 9 nerede 3 nerede 3 nerede 3.7 nerede olur mu ya %51 aradaki uçluma bakın birinci sırada ve bu kadar inanılmaz bir faiz artışı olamaz bu olamaz açıklanamıyor işte bir mantıklı izahı yok bunun ama gerçekler bunlar şimdi konut fiyatları yükseldi bir anda kiralar yükseldi bir anda e yükseliyor vatandaş çok pahalı olan evleri al alamıyor alamayınca konutta satış düşüyor. Peki konut üreticisi ne diyor? Konut üreticisi de diyor ki kardeşim kur yükseliyor diyor. İnşaat malzemeleri diyor fiyatları artıyor. E arttığı zaman benim maliyetim artıyor. Benim maliyetim arttığı zaman ben de bir ev yaptığımda evin de, dairesini ona göre satıyorum diyerek kendisini savunuyor. Serbest piyasa disiplini içerisinde elbette ki. Fakat faiz kiralar açıklanabilecek bir şey değil bu. Hadi maliyet hesaplamasıyla anlarız konut fiyatının artışını ama konut fiyatındaki artış da öyle bu kadar olmamalı bu kadar anormal olmamalı. Ya yani dolayısıyla bunun iyice bir elden geçirilmesi gerekiyor. Bazı tedbirlerin de hayata geçirilmesi gerekiyor. Zaten döviz düştüğü zaman, kurda bir düşüş başladığı zaman inşaat malzemelerinde de düşüşler olacak. E malzemede düşüş olduğu zaman bu ne olacak? Konut fiyatlarına yansıyacak. 5 milyona satmayacak da 3 milyona satacak, 2,5'a satacak. Böylelikle vatandaş hiç olmazsa konut satın alabilecek. Bu nasıl olabilir? Ancak kurun düşmesiyle kurla paralel olarak enflasyonun düşmesiyle mümkün. Şimdi